Kırmızı Cap Stories'de Tiny Room Stories, Town Mystery adlı oyunumuzun 4. bölümüyle sizlerle beraberim. Bu şirin, güzel puzzle oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? En son bankadaki gizemi çözmüştük. Oyunun 2. bölümüydü. Bankada, banka kasasının içinde bir tane çek bulmuştuk. Filch de Kim şeklinde, yerel bir kilisenin çekle verdiği büyük bir meblağ. Şimdi bölüm 3'te kiliseye gidiyoruz. Bakalım bu bölümde neler olacak. Bölüm 3. Kilise. Bankanın içinde şehir kilisesinden babana verilmiş büyük miktarlı bir çek buldun. Onların bu olayla ne alakaları olabilir? Belki cevapları kilisede bulabilirsin. Hadi bakalım. Oyunun 3. bölümü bizim 4. bölümümüz başlıyor. İlki giriş perdesi olduğu için. Hadi bakalım. Şimdi şu neymiş? Normalde herhangi bir şekilde çeviremezdik böyle tur başlangıcında. Çevirmemizin bir sebebi olabilir mi? Yok gibi. Direkt içeri... daha yeni geldim ve nereye gideceğim hakkında bir fikrim yok. Bir girelim bakalım içeri. Evet, direkt girdi. Haydi bakalım, şimdi başlıyoruz. Şu neymiş abi? Işığı açabiliyor muyuz? Açtık, okey. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Kitaplar. Çeşitli kilise literatürü. Kayıttayız değil mi? Okey. Bir tane mum. Çeşitli kilise literatürü. Meyveler çürümüş. Dokunamıyoruz. Bunlara da dokunamıyoruz. Okey, burada başka bir şey yok gibi. Bir tane mumumuz var arkadaşlar. Devam. Şu ne ya? İsim bir şifre. Şurada bir şey var. 2-2-2-2. O duvardaki tabloya alakalı bir şifremiz var. Şu an hiç dokunmayalım. Anladığımız zaman geliriz. Bu da ondan biri. Çevir bakayım. Evet, burada da var. Bu ne? Burada bir tane ok işareti var ama. Diğerlerinde böyle bir şey yoktu değil mi? Yok. Tamam, bir bakalım önce tamamen. Bulabildiğimiz kadar nesne bulalım, ondan sonra çıkmaza girdiğimiz zaman mantığı çözmeye çalışırız. Bir tane piyano. Aklınıza ne geldi? Bunu yapan Silent Hill oynamış olabilir mi? Tamam, sallamaya gerek yok. Bir mum daha var. Evet, bu mumu da aldık. Demek mumlarla alakalı bir işimiz var. Burada bir tane İncil var herhalde. Diğer taraftan bakmamız lazım. Çevir bakayım. Şu. Tamam, biraz daha çevir. Çevir, 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 çevir. Evet, İncil. Aç bakayım. Oha, İncil dedik içinden düğme çıktı. Çalışmıyor. Az önceki pano büyük ihtimalle elektrik panosu. Orayı açtıktan sonra buraya güç gelecek. Öyle düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum. Başka da bir şey yok herhalde bu odada. Nereden çıkıyoruz? Şuraya bir girelim. Güzel, açık. Oo. Bir bilgisayar. Duvarda yine garip garip şekiller. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Piyano ile alakalı bir şey olabilir mi acaba bunların? Tamam, çekmecelerle bir başlayalım. Bir tane dünya var, boş. Düş, kırıl. Aşağıdan başlayalım. Evet, 3. mumumuz. Tamam, çekmeceleri hiç kapatmaya gerek yok arkadaşlar. Halıda bir şey var mı? Var gibi görünüyor değil mi? Ne yok? Bu tablo neymiş? O kadar tablonun içerisinde bir tane araba. Enteresan. Bak bakayım masaya ne var? Bir mum daha var. Evde parlayan mürekkep yapımı hakkında bir kitap. Mürekkep yapımı mı? Yazıcıda bir şey yok. 4 haneli bir şifre. Geç. Şu an bir şifremiz yok. Mouse'da bir şey yok. Sandalyede bir şey yok. Saksıda bir şey yok. Koltuk. Koltuğun altında bir tane kağıt. Bu ne? Bir tane haç var. Kilisenin duvarındaki haç. O da az önceki odadaki hacı haçı gösteriyor. Hacı gösteriyor. Bir tane de ona işareti var. Tamam. Şu an bununla alakalı bir mantık yürütebileceğimizi düşünmüyorum. Masanın arkasında başka açılarda bir şey var mı? Kaçırmak istemiyorum. Okey. Bir yukarı bir de bir tane kapımız var. Gir bakayım. Açık mı? Açık. Güzel. Karanlık bir oda. Işık açıldı.
çekmece. Bir mum daha. 5 tane mumumuz oldu. Herhalde bu görevde mum toplayıp bir yere yerleştireceğiz abi. Şu kapalı. Şimdi bir tane anahtara ihtiyacımız var değil mi arkadaşlar? Unutmayalım. Bir tane kasamız var. Anahtar bulursak buraya gelebiliriz. Burası az önceki yerin merdiveni. Başka bir şey yok herhalde burada değil mi? Yok. Çık yukarı bakalım. Tavan arası. Bir burası var, bir burası var. Önce raflardan başlayalım. Koli boş. Bir mum daha. 6. Tamam. Şu. Boş. Kağıtta. Bu bizde vardı. Bu şimdi böyle değil şeklinde. Doğru yanlış. Doğru yanlış. Mantık yürütebiliyor musunuz? Şu an aklınıza bir şey geliyor mu? Benim saksı çalışmıyor şu an. Boş. Bu neymiş? Mumları buraya mı koyacağız? Bir şey eksik gibi. Koy bakayım. 1, 2. Aa bir dakika, bir ağırlık oldu orada. Bunda da ağırlık oldu. Bunda olmadı. Bunda olmadı. 3 tane mumum var. Nasıl çevirdik az önce onu? He. Her tıkladığında çevriliyor. Koy bakayım. Ağırlık oldu. Koy. Olmadı. Buraya bence işimiz gücümüz bittiğinde gelmeliyiz arkadaşlar. Koysana bir. Bir ağırlık daha oldu. Bir tane daha oldu. Al mumu. Kendi kendine geri kalktı lan o. Ha. Bir şey eksik gibi. Tamam, daha bulacağız. Mumlar burada kalsın abi. Mumları koyacağımız yeri bulduk. Şu ne? Kapalı. Ya tamamını koyacağız ya da o ağırlığa göre bir şeyi var. Puzzle'ı var. Burayı açacak. Artık neyse. Burada bir şey kaldı mı abi? Çevirsene duvarı filan. Sandalye boş. Bunlar işe yarar bir şey yok. Nereden geldik? Buradan geldik herhalde. Şuraya bakalım. Evet. Çan. Çan eski görünüyor. İçinden bir şey yapıştırılmış gibi. Çek bakayım. Aa, görünüşe göre çan uzun süredir kullanılmıyor. Neredeyse üstüme düşecek. Düşsün. Evet, ses geldi. Aynen. Oha. Puf, çok zıpladım. Çok zor zıpladım. Çok zorladım mı demek istedi acaba? Tamam, biz de onu istedik. Bu arada kiliseyi mahvettik arkadaşlar. Bir şey var mı? Yok. Bu nereye düştü şimdi? Burada değil. Burada değil. Şuraya bakalım. Aha, burada. Aa, içinde bir şey var arkadaşlar. Bir kağıt daha. Hangisi vardı elimizde? Şu yeni geldi herhalde. Doğru, yanlış, doğru. Doğru, yanlış, doğru. 5 tane şey var. 5 sıra, 5 sıra. Böyle bir şeyi görmedik daha değil mi? Bu ne? Tamam. Aa, şu bir dakika. Bir dakika, dua, bir dakika, açsana bir. İşaret burada, çan. Yüzüm beyazlaşıyor mu ya elimi yüzüme götürünce? Haç işareti, haç işareti. Şunları mı gösteriyor yoksa bu? Aa, bir dakika. Bu sıralar bunları gösteriyor. Çekebiliyor muyuz bunları? Aynen. Orta, orta. Bir dakika, bir saniye. İkincisi sola doğru ama bir dakika. Haç işaretine bakmamız gerekiyor. Şu an nereye bakıyoruz? Hayır, buraya bakmıyoruz. Çevirsene bir. Heh, böyle olması lazım. Böyle basabiliyor muyuz? Tamam. Tamam, şimdi oldu. Evet. İkincisi sola. Bir deneyelim. Sola. Bu da sola. Şey oldu mu? Bu yanlış diyor abi. Bu yanlış diyor. Yani yanlış yapalım. Bu yanlış diyor. Bu doğru diyor. Tamam, ikinci kağıt da doğru. Bu da doğru. Bunları da deneyelim. Bunu sağa, 4'ü sağa, 2'yi sağa. 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 Bir şey oldu mu? Acaba not mu eksik elimizde? Hmm.
Not eksik gibi. Gideceğimiz herhangi bir yer kaldı mı arkadaşlar? Kalmadı. Elimizde ne var? Bir dakika, şunları da çözmeye çalışalım. Bilgisayar şifresi var. Kilitli bir kasa var. Piyano var. Burası var, bir de burası var. 4 tane puzzle'ımız var herhalde. Şu bir şeye bağlı. Ha, bir dakika. 5 tane. 5 tane var. Şunda sol var. Ne demek oluyor? Sol. Önce şunların hepsini bir deneyelim. Bir dakika. Nereden acaba başlamamız gereken yer mi bu? Çünkü neye göre nereden başlayacağız? Soldan sağa. Şöyle, yani mantık olarak böyle gibi ama eğer bunda bir işaret varsa bundan bu tarafa doğru anlamı taşıyabilir. Bir dakika, deneyelim. Artıyla başlayalım. Şuna kum saati diyelim abi. Ne var? Artı kum saati, devam, üçgen, artı kum saati, üçgen, diyez, karo. Artı kum saati, üçgen, diyez, karo. Bir denesene bir dakika. Hepsi vardır burada herhalde. Artı kum saati, üçgen, üçgen, diyez, diyez. Aa, açıldı lan. Sonuncusu karo muydu? Bakmadım. Anahtar. Bir tane anahtarımız var. Oh be. İlk puzzle'ı çözdük. Anahtar. Şu an kilitli tek şey kasa var herhalde. Bir kasaya gidelim. Salon. Aç abi şunu ya. Ne olur. Kapalı. Bir dakika. Başka ne var abi anahtarla alakalı? Anahtarla alakalı. Mumların oldu. Bir dakika, yok o. Abi kilitli ne var ki? Anahtar. Bak, aklımızda tam tutamadık herhalde. Bir çıksana yukarı. Şu anahtarla mı açılıyor? Hayır. İn bakayım. Bu anahtar neyin nesi? Çık. Ya bak, bölümün başında kendi kendime dedim. Eğer çözeceğim bir yer olursa onları unutmamam lazım. Anahtar. Anahtar aldık. Nereye kullanacağım? Piyano. Anahtar. Ne anahtarı ya bu? Bir çıksana dışarı. Bir gir. Bak, bu odada çözmemiz gereken ne vardı abi? Piyano. Geç. Anahtarsız. Şu. Herhangi bir anahtar deliği yok. Kasa. Bir bakmaya devam edelim abi. Unuttuğum bir şey var mı? Ha, şu. Bu aç. Yok, pardon. Bu açıktı. Abi şurayı açar mısın anahtarla? Bir odanın kapısı gibi ya bu arkadaşlar. Umarım siz çözmemişsinizdir benden önce. bu da olmadı. Bu da olmadı. Ama siyah siyah çok uyuyor aslında. Tamam. Dön. Anahtar. Anahtar. Şifre lazım bize. Anahtarda herhangi bir şifre yok. Salona geri gel. Diğer taraftan bakmamız lazım. Bunda işimiz bitti değil mi? Tamam. Yani şimdi bu anahtarı. Bu anahtarı. Piyanoda var mı herhangi bir delik? Anahtarı çaresizlikten anahtarı piyanoya kullanıyorum. Arkadaşlar, bir yerde ben açmam gereken bir kapı gördüm mü? Hayır. Açmam gereken bir kapı görmediğime inanıyorum. Bir dakika, biz bunu yaptıktan sonra şu kolu çektik mi? Çektik. Çalışmıyor. Bu doğru dizilişle sanırım kolu çekmemiz gerekecek. Bir bak bakayım. Doğru dizilişteyiz şu an. Aynen, doğru dizilişteyiz. Devam edelim bir dakika. Dışarıya çıkma. Koltuğun arkasına falan bakmıştık. 1, 2, 3, 4.
Bu bilgisayardaki şifreyle alakalı olabilir ya da piyanoyla alakalı. Piyanoyla bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. 1, 2, 3, 4. Mesela. 1, 2, 3, 4. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Bizim o zaman mantık yürütüp puzzle çözmemiz gerekiyor. Yani mesela şu bilgisayardaki şifrenin, şu tabloların oradaki dizilişle bir işi olabilir mi? Bir dakika, bunlar nasıl? 9 tane şey var. Rakam. 4 tane. Şurada da 4 şeyi gösteriyor aslında. 1, 2, 3, 4. Bunları yan yatırsak böyle. Mesela örnek veriyorum. 5 masa, 5 şey masa diyorum. 5 koltuk, 5 koltuk gibi. Mesela bu 4 olsa, 4. Şu ne oluyor abi? 4, 7. 4, 7, 2, 9. Bir de 4, 7, 2, 9. Yok zaten saçma bir şey düşünce ama. 1, 2, 3, 4 diyor ya. 1, 2, 3, 4. 1. Tablo. Tek sırayla bassak 1, 2, 3, 4. Bence bir dakika, mumlarla alakalı bir şey var arkadaşlar. O mumları bence doğru koymamız lazım. Acaba alabildiğimiz sayıda bütün mumları bulduk mu? Bir dakika bakalım. Bunun mumlarla alakalı bir şifresi olabilir mi? Hala bir şey eksik gibi diyor. Koysana bir. Eğilmemesi mi gerekiyor acaba koyduğumuz yerlerde? Bir de bunları yakmamız gerekebilir ha. Hadi ya. Ay. Anahtarla bir işimiz yok. Çözmemiz gerekecek birkaç şey. Tıkandım biliyor musunuz şu an? Bu neydi abi? Şifre de yok bende. Şifre 1, 2, 3, 4. Mantık yürütemiyorum. Tamam bak. Do, re, mi, fa, so, la, si, do, re. Do, re. Hay arkadaş. Kırmızı ne? Ulan anahtarı biz niye aldık ya? Dışarıda bir şey var mı? Herhangi bir kilitli bir yer. Acaba şifre şu mu ya? 9131 mi? Kırmızı. 9131-2523. Aa araba diyor. Aa bir dakika. Allah ne diyeyim ya. Bu eğer buysa bak gerçekten bu kadar basit bir şey olamaz ya. Araba var. Tablo vardı orada. 9131. Dur. Herhalde bilgisayar şifresi 9131 arkadaşlar. 10 dakikadır anahtarı kullanacak yeri arıyorum. 9131. Bak ben de diyorum bu araba niye olur ya burada? 9131. Bir dakika.
Olmadı. Ağzını kırayım. 9131. Ama çok mantıklı. Kesin onunla alakalı bir şey. Bir dakika. 9131'i şurada düşünsek. Düşünemeyiz. Bir dışarı çıksana bir dakika. Diğeri olabilir. 9131 değil de 2523 olabilir. 2523. 2523. Hadi ya, ne olur ol ya. Arkadaşlar böyle bir fake olur mu ya? Dışarıda billboard'daki sayılar bilgisayarın şifresi niye olsun ya? Ama o arabayla bağdaştırmak mantıklıydı. Kontroller. Oh be. Yolum açıldı ya. Bu ne? Açık kapalı. Açıktı. Ben kapalı yaptım şu an bunu. Dur bakayım. Devam. Heh. Posta. Hatırlatma. Giriş kodu değiştirildi. Yeni kod ekteki dosyada. Yazdır. Aha. Piyano. Tamam. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Bana bırakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allah'ım ya Rabbim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon. 1, 2, 3. Yok lan bir dakika bak. Bu da ters köşe. Şeyden başlıyoruz. Buradan başlıyoruz. Doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, gizli bir yer açıldı. Bir mum daha var. Bu ne? Tamam. Mumu aldık. Şurayla alakalı kesin bir şey var ya. Yo, bir dakika. Var mı? Ters o kitap. Şimdi. Bu ne abi? Bunlarla alakalı bir şifremiz var mı şimdi bizim? Herhangi bir yerde değiştiremiyoruz. Önce şu bilgisayarla işimiz kaldı mı bir bakalım. Açık kapalı yapmıştık biz bunu. Kontroller. Kapalı. Dur bakayım. O başka bir şey. Bizim burayla alakalı bir şifre çözmemiz gerekiyor. Biz şunu eski haline bir getirelim hele. Burası doğru mu? Şunu bir şöyle yapalım abi. Nasıldı bu? Böyleydi. Sağ. Bu böyle bir kalsın. Sanırım böyle olması gerekiyordu. Hayır, öyle olması gerekiyordu. Tamam. Şimdi mum. Acaba mumlar tamam mı? Bence bunu kafadan sallamayalım. Bu abi bak, bu kitaplara niye bakabiliyoruz? Ters konulmuş. Ters konulmasa çevir. Şu yukarı geliyor, bu aşağıya geliyor. Hepsinde aynı ama. Yani hepsi aynı arkadaşlar. Buradan anlayabileceğimiz bir şey yok şu an bence. Ters çevirsen yine aynı şey. Çıksana bir. Bütün mumları bulduk mu acaba? Şimdi. Topla bir dakika bütün mumları. Bence ağırlık oluşturan her noktaya koymam lazım. Koysana. Güzel. Bak tık ediyor çünkü. Olmadı. Çevir. Tamam. 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 Kaldır. Koy geri. Tamam. Şuralara koyalım.
Bir. Bunu al geri. Bunu da al. Bir. Hadi ya. Aha. Vallahi oldu arkadaşlar. Aç. Aha. Bir anahtar. Kasanın anahtarı. Güzel. Hemen kasaya gidiyoruz. Bak nasıl? Pamuk ipliği gibi. Şey, çorap söküğü gibi. Devamı geldi. Aç abi şu. Bak tam kasa anahtarı. Evet. Evet. Devamı geldi. Güzel. Devamı geldi. Tamam. Bu ne? O noktalarla bunların bir anlamı olmalı. Geç. Şimdi bulabileceğimiz bir şey yok bence burada. Bu ne? Bu ne abi? Kitaplar mı bu? Yo, tablo, tablo. Aa, tablo, evet. Yatay olan zaten bir tane var sadece. En küçüğü sonda. Bak, sıralamaya göre yapalım. 2, 3, yatay, 1. 2, 3, yatay, 1. Ben anladım, bir dakika. Bir dakika, hemen dön abi, tablolara dön. Unutmadan hemen dön, hemen. Bak 2, 3. Şu küçük 4, 1, 3, 2 arkadaşlar. Sanırım 4, 1, 3, 2 mi dedim? Bir dakika. 4, 1, 3, 2. Evet. 4, 1, 3, 2. Neredeydi lan o? Ha, burada üstümdeymiş. 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Evet. Bir anahtar daha. Bu anahtar abi, bu anahtar benim işime yaramıyor ya. Kilit, iki tane anahtar oldu bu arada. Abo, 5 dakika sonra Atay'ın maçı başlıyor. İki anahtar. Anahtarlarla bir işim yok ki benim. Şunu bir halledelim. Bir dakika. Şunu bir halledelim abi. Tüm kağıtlar geldiyse eğer. Üst şöyle birbirine bakıyor. Tamam. Böyle. Bu tarafa, bu tarafa. Bu ne? Ha, pardon. 4 bu tarafa. O da o tarafa. Bu yanlış. Yanlış niye ya? Yanlış. Tamam. Burada bir şey var mı? Anahtarları buraya kullanabiliyor muyum? Bunlarla alakalı bir şey bulduk mu biz? Hepsini birbirine bir birleştirelim. Bak. Şu köşeler ve bu köşelerle alakalı bir şey var. Bir dakika. Bunu çevirmek de boşa değil bence. Bu yukarı bakıyor. Yukarı, yukarı, aşağı, yukarı, yukarı. Şu çizgilerle. Bak abi, kitabın şurası ve bu çizgisi. Yani. Tamam. Ama işte üstündeki her şey aynı abi. Her şey. Bunun bir şeyi olabilir mi? Mantığı. Neyse. Ben şimdi burada kapatıyorum. Üzerimde farklı kıyafetler falan varsa Hatay Spor maçı başlıyor arkadaşlar. Uzun sürecek gibi görünüyor. Saat 4 oldu. Devam edeceğim. Bir dakika, devam edebiliyor muyuz? Çık bakayım bir. Menüye dön. Devam et. Oyna. En baştan mı başlıyoruz acaba? Tamam. Tamam. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ve inanın ne yaptığımı hatırlamıyorum. 2 gün sonra. Evet, güzel. Güzel, en son bu dolabın kapağını açmıştık.
hatırladığım kadarıyla. Ama tıkanmıştık herhalde. Değil mi? Elimizde iki tane anahtar var. Şu notlarla alakalı, daha doğrusu sıralarla alakalı bir şeyimiz var. Onu da çözemedik. Bir şurası var, bir de burası var. Bu ikisinin bununla bağlantısı yok zaten. Bir dakika. Arkadaşlar ışığı kapatınca 3 dakika... Bir daha... Tamam. Tamamdır. Işık tesadüfe bakın. Işığı kapatınca bunların noktaları çıktı. Şimdi... Mantık yürütmemiz lazım. 3... Bir dakika. 3... 0... Bunu ters çevireceğiz. Büyük ihtimalle bir şaşırtmaca bu. Bunu ters çevirmemiz lazım. Kaç tane var? Yanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu da mı yanmıyor? Yanıyor. Bunu da ters çevirmemiz lazım. 7. Elimizde 4 tane şey var. Şimdi bakın şu bir önceki bölümde de bahsetmiştim. Daha doğrusu 2 gün önce kaydederken de bahsetmiştim. Şu ve şu kitapları gösteriyor bize. Şunlar şu mu? Bir dakika. Şu. Ama doğru değil. Bak bu ışıklara uyan tek şey bu. Ama doğru değil. Bunu elememiz mi lazım acaba? Bir devam edelim bir saniye. Bu boş. Bu. Bunu ters çevirdiğimizi düşünün. Ha bak bu işaret. Şu. Ama ters çevirdiğimizi düşünün. Şöyle oluyor değil mi? Tamam. Bulduğumuzu yapalım bakalım. Bir ile ilgili bir şey yok. Tamam, elememiz lazım zaten bazı kitapları. Heh, bu da böyle. Bu düz. Tamam ya. Oh, oyunumuz açılacak herhalde. Bu da böyle. Tesadüfe bakar mısınız? Böyle bir işaret yok. Bu ters. Aynı. Evet, tam çevirdim. Şunu şöyle yaptım. Çevirmeyle ve açıldı bir anahtar daha. Ay bana anahtar verme. Bana yalvarıyorum anahtar verme çünkü nereye kullanacağımı bilmiyorum anahtarları. Arkadaşlar 3 tane anahtarım var ama ben anahtar istemiyorum ya. Bitti mi işimiz bunlarla? Bitti sanırım. 3 anahtar diyor ya arkadaşlar. İyi de anahtar yok. Burayı da mı çözmemiz lazım acaba? İnanamıyorum gitti notlar. Biz bunu doğru yaptıktan sonra çektik mi bu kolu? En son şimdi 4 tane kağıt vardı hatırladığınız kadarıyla hatırlıyorsunuz yani. Üçünde ona işareti vardı, bir tanesinde çarpı işareti vardı. Acaba biz bunları doğru yaptıktan sonra şu kolu çekmedik mi? Yemin ediyorum tesadüf olamaz ya bu kadar. 3 tane anahtar var. Güvenlik kamerası. Heh. Açtık o zaman biz kapıyı. Kilitli kapı. Çık bakayım çık. Biz o zaman kapattık. Hemen şunu açalım. Kapalı diyor. Şu an açtık o zaman. O aynı yeri göstermiyor mu? Yo bir dakika. Yo bir dakika. Böyle bir yer yok orada. Bunu bir açsana. Bak 3 deliği var. 3 anahtar istiyor olabilir. Bir dakika açıyı değiştirerek o şeyi bulmam lazım. Diğer duvarda var mı? Evet. Tamamdır. Oh be. Demek ki biz bu 3 anahtarı bulmadan buraya gidebilirdik. Anahtarların ne işe yaradığını bir şekilde bilmemiz gerekiyordu. Ve nitekim oldu. Şu an çevir. Burayı açtık. Kilise antik yapıların üzerine mi yapılmış? Bu ne? Kapıyı nasıl açacağımı bulamıyorum. Belki başka bir yolu vardı. Çevir bakayım. Oha. Bir dakika önce şuraya bakalım. Balyoz bulduk. Kır bakayım şurayı. Tamam. Dur bir dakika. Buralara basamıyorum. Şu. Hayda. Harita. Daha devam edecek o zaman. Yeraltı mezarlığının tüm girişlerini hemen kapat. Konum çarpı ile işaretli. Yeraltı mezarlığının tüm girişlerini hemen kapat. Kilisedeyiz. Şurası bir o zaman. Çıkış noktası.
Havalandırma, kilise. Biz buradan indik. Herhalde. Vana koridor havalandırma boru. İki yeri kapatacağız. O zaman bir saniye, biri burada olması lazım. Yanımıza aldık mı bunu? Bu haritaya göre yeraltı mezarlığının başka bir girişi var. Şu. Tamam. Bu çıkışı oluyor büyük ihtimalle değil mi? Şurası exit. Herhalde kilise. Buradan indiysek. Tamam, bir devam edelim. Sağ yol. Vanalar var. Bir girelim abi. Başka bir yol deneyelim. Dogma başarımı kazanıldı. Oo, bitirdik. Ben devam edecek zannettim. Bölüm 3 bitti. Kilisede eski kapalı kapılar var. Ancak haritaya göre başka bir giriş de var. Bölüm 4 başlıyor arkadaşlar. Kaç dakikadır videodayım? Herhalde 5 dakikadır videodayım. Çok çabuk bitti gibime geliyor. Ama halbuki bir yarım saat falan uğraşmışızdır herhalde bir önceki oturuşumda. Siz yine yarım saatlik bir video izlediniz diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Çok ani oldu. Ben hemen 4. bölüme başlayacağım. Bizim 5. bölümümüz olacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için de kırmızı kepe abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.